Evet arkadaşlar 2024 AYT soru ve cevaplarını birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk önce şunu vurgusunu yapmak istiyorum. Bugün çok gururluyum, mutluyum. Neden diye soruyorsanız. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum pek çok, pek çok bilginin 2024 AYT'de çıktığını gördüm. Ve sınavda inanın 13-14 soruyu yakaladık ve 2024 ayeti sınavına Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor damgasını vurdu. Ve 2024 ayeti Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor kanalını takip edenler ve bunları not alanlar soruları doğru cevapladılar. Ve Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor sizler için bugün kameranın karşısına geçti ve Sizleri bu soruları ve cevapları veriyor, paylaşıyor. Hangi soruları tutturduk? Bunların da paylaşımını yapıyorum sizlerle birlikte. 2024 soruların cevapları. Sınavda canlar 6-7 Türkçe sorusu, Cumhuriyet dönemi 2 soru, Divan Edebiyatı'ndan 6 soru geldiğini görüyoruz. Bunlar neler? Nazım türleri ve biçimleri. Daha sonrasında şairler ve yazarlar olmazsa olmaz. Servet-i Edebiyatı döneminden bir soru. Milli Edebiyat. Akım sorusu bir tane ve bir tane de sanat sorusu geldi sınavda. Evet canlar bu şekilde şu şekilde ekranı da ayarlıyorum. Ve 2024 ayeti sınavında tutturduğumuz sorular. Sıkı durun. Evet canlar hemen bakıyoruz. Kutatku bilik karakterlerinin olduğu soru. Kutatku bilik karakterlerinin olduğu soruda daha öncesinden sizlerle paylaşmış olduğum bilgiler mevcut. Bunlar karakterlerdi ve bu karakterler nelerdi? Bir bakalım. Kutat kubilik karakterlerinin olduğu soruda kün toldu adaleti, ay toldu saadet, öldülmüş akıl, ot odgurmuş akıbeti temsil ediyordu. Dolayısıyla kutat kubilik karakterlerinin olduğu soruyu doğru yapanlar artı bir neti ceplerine koydu. Daha sonra edebi akım sorusu vardı ve edebi akım sorusunu da yine biz shorts videolarımızda bilgisini paylaşmıştık. Ve bunlar içerisinden Futurizm geldi. Futurizm gelecekçilikte dinamik ve hareketlilik vardır. Dolayısıyla Futurizm bizim sorumuzun doğru cevabıydı. Bir akım sorusu ile bir artan net kazanmış olduk. Şehrinin harnamesi, canlar, bir eşek var idi şeklinde onun hikayesi anlatılıyor. Şehir harname, Ayşe Hoca edibiyat öğretiyor da yine Sınava damgasını vurdu. Canlar e, biz, canlar dördüncü soruda Tevfik Fikret ve siz aynı şekilde soruldu. Soru olarak geldi. Ve bunları yaptığınızı düşünüyorum. Beşinci soruda Recaizde Mahmut Ekrem'in Nami Seher Yadigari Şebap adlı eseri ve Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun aynı zamanda eseri bu da anama kitabı adlı eser, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın da Havaya Çizilen Dünya adlı eseri, Gül Şehri'nin Mantıkut Tayri hatta e, resimler falan çiziyorum. Bunları çok beğeniyorsunuz şortlarda. Çok e, güzel geri dönüşler alıyorum. Ve ben de devam ediyorum. E, ve dokuzuncu soruda Fahriye bölümü geliyor. Kasidenin bölümlerinden Fahriye bölümüne vurgu yapıyorduk biz. Biliyorsunuz Fahriye bölümü soruldu ve Türlerden yine sefaretname bu elçilerin gezi yazısıydı. Ve elçilerin gezi yazısı sefaretname soruldu. 11. soru tutturduğumuz semai nazım biçimiydi. Semailer 8'i Ece ölçüsüyle yazılıyordu. Ve semai sınava damgasını vurdu. Ve sanatlardan ise edebi sanat sorusu mutlaka geliyordu sınavlarda ve bunlar teşhis ve termiş sanatı olarak bizleri karşıladı. Dolayısıyla teşhis Sanatı kişileştirmeydi, telmiş sanatı da anımsama sanatıydı. Canlar bu şekilde 2024 ayetiyle 14 soru tutturarak Ayşe Hoca idiyat öğretiyor. Sizlerle bu süreci tamamladı. Şimdi e, masal sorusu vardı. Bunda da döşeme e, olacak cevap. Ve daha önceden sorulmuştu. Pek çok öğrencinin de bunu ...çözdüğünü, doğru cevapladığını... ...ve artı bir netice cebine koyduğunu biliyorum. Yani hissediyorum. Ve dolayısıyla... E, ne, ...ne gelmişti? Bir tane halk hikayesi geldi. Keşiş Sultan Hanım, Mirza... E, ...gibi... ...isimlerin olduğu bir halk hikayesi. Ve bu hikayede... Kerem ile Aslı'ydı. Şimdi canlar... ...baktığımızda... ...Telmiş sorusunda... Yusuf ve Kenan ifadeleri vardı. Burada bir anımsama yapıldığı için buna termiz sanatı dedik. Kişileştirme dedi. Felek kişileştirilmemişti. Diğerlerinde kişileştirme vardı. Dolayısıyla bu şekilde bir bilgi paylaşımı var. Evet şimdi canlar Türkçe soruları vardı. Türkçe dedi güvercin sorusu. Sosyal bağlar şekli, kurar şekli tarzında bir seçenek. Cevap. Ve boşluk doldurmada istemsizlik ve evrensellik şeklinde cevap olacaktı. Alzheimer sorusunda da alternatif, alternatif yöntemler olduğu seçenek doğru cevabı oluşturmaktadır. Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor kanalı sizlerle birlikte 2024 AYT'yi hem değerlendirdi hem sınavda tutturduğu soruları paylaştı hem de 2024 ayetinin soru ve cevaplarını sizlere ulaştırdı. Lütfen Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve o güzel arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum bu içeriklerimizi. Ve diğer videolarımızda görüşmek üzere.